Tekrardan merhaba Rahmi Bey. Değerli katılımınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Merhaba. Size birkaç soru sormak istiyordum. Buyurun. Türkiye Bilişim Derneği olarak siber güvenlik anlamında öğrenciye yönelik yaptığınız çalışmalardan biraz bahseder misiniz? Aslında siber güvenlikten bahsetmeden önce hakikaten dünyada ve Türkiye'de hep değişimden, dönüşümden, gelişimden bahsediyoruz. Ve bunun da çok hızlı olduğunu ifade ediyoruz. Buradaki en önemli bizi zora sokan kısım da tabii ki siber güvenlik kısmı. Bunun için farkındalık çok çok önemli. Dolayısıyla bizim hedef alanımızda da en önemli unsurlardan bir tanesi de öğrencilerimiz, gençlerimiz. Bunlarla ilgili biz Türkiye Bilişim Derneği olarak özellikle farkındalık eğitimleri veriyoruz. Yine bizim Türkiye Bilişim Derneği olarak yine Mart ayının son haftasında gerçekleştireceğimiz siber güvenlik zirvesi var. Bu zirve kapsamında da eğitimler organize ediyoruz. Diğer taraftan yine Türkiye Bilişim Derneği'nin TB'de genç çalışma grubu var. Bu çalışma grubuyla her yıl yaz kampları düzenlenerek gençler hedeflenerek siber güvenlik konusunda farkındalık eğitimleri yapıyoruz. Ama tabii ki sadece öğrencilerle ilgili değil bu çalışmamız. Yine Sanayi Bakanlığı'yla beraber 390 organize sanayi ve teknoloji geliştirme bölgelerinde de hem farkındalık eğitimleri hem de uzmanlık eğitimlerini vermekteyiz. Buna da tabii yine genç dediğimiz, öğrenci dediğimiz arkadaşlarımız da katılıyorlar. Anladığım kadarıyla o zaman toplumun her kesiminden, her yaşa oldukça kapsamlı eğitimler veriyorsunuz. Farkındalık çalışmaları yapıyorsunuz. Çalışmalarınız oldukça yoğundur bu anlamda. Çok doğru. Yani aslında siber güvenlik biraz önce ifade ettiğimiz gibi sadece belli bir kesimi ilgilendiren bir konu değil. Toplumun tüm katmanlarını, tüm kesimlerini ilgilendiren bir konu. Çünkü bu farkındalık eğitimini vermediğimiz takdirde bu tarafların, bu bahsettiğimiz kişilerin büyük zarara uğradıkları, özellikle bu fidye saldırılar konusunda önemli zararlara uğradığını hepimiz biliyoruz. Bunları giderebilmek sadece teknik önlemler alınarak değil, o farkındalığı yaratarak da olmalıdır düşüncesiyle bu eğitimlere ağırlık veriyoruz. Çok teşekkür ederim tekrardan katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun.